Yani okul hayatında böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. O kadar şanssızlık, o kadar talihsizlik, rakibin maç boyu yani pozisyon bile yok. İlk yarı vurdukları bir kafa şutu var. İkinci yarı yediğimiz gol var. Onun dışında sahada çok iyi mücadele eden, çok iyi koşan, kazanmak için her şeyi ortaya koyan bir Boluspor takımı var. İnançlı bir oyuncu grubu var. O ağır sahada inanılmaz bir performans, inanılmaz bir istek. Herkes çok istiyor, hepimiz çok istiyoruz. Ama artık bunun oyunla, teknikle, taktikle izah edilecek bir durumu olmadığını düşünüyorum. Yani ben bu iş başka bir şey artık. Yani o kadar süre son 3 haftadır öne geçiyoruz. Kazanamıyoruz, puan kaybediyoruz, yeniliyoruz, kırmızı kart oluyor. Yani bakıyorsunuz maç içerisindeki hakem kararlarına çok enteresan şeyler oluyor. Kaç haftadır bu oluyor, kaç haftadır bunu yaşıyoruz. Yani insan üzülüyor. Bu kadar niye biz hep eziliyoruz, mağdur oluyoruz? Biz mer pozisyonumuz geçen Altay maçında da, bu maçta da sürekli sarı kartla cezalandırılıyor. Rakip yaptığı zaman hiç kart gösterilmiyor. Benzer pozisyonlar. Yani ben ne olmak istediğini, ne yapılmak istediğini de işin açıkçası çözemedim. Yani her şeyi yapıyoruz, her şeyi deniyoruz. Oyuncularımız iyi niyetli, bizler iyi niyetliyiz. Ama neden bunlar başımıza geliyor? Başka bir şey mi var? Yani orasını da anlamış değilim artık. Bunu çünkü ben bunu futbolla, oyunla, mücadeleyle, şimdi kaybedersiniz, puan kaybedersiniz, beraber kalırsınız. İyi oynamazsınız, rakip üstün olur. Pozisyonlar verirsiniz, rakip size üstünlük. Yani bugün ortadaki oyun hepinizin gördüğü gibi, herkesin gördüğü gibi. Bugün sahada çok iyi bir Boluspor takımı vardı. Çok iyi mücadele eden bir Boluspor takımı var. Bir atak, bir ufak ihmal bize gol oluyor. Geçen hafta aynı şey Altay maçı. Ondan önce Erzurum maçı veya diğer maçlar. Yani gerçekten nutkum tutuldu. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne anlatacağımı da bilemiyorum. Ben takımın oynadığı oyundan, yaptığı mücadeleden, verdikleri gayretten çok memnunum. Yani bu işin hakkı galibiyet olmalı. Bu Erzurum maçında da böyle, geçen haftaki Altay maçında da böyle, son bölümdeki Adana Demir maçında da böyle. Yani biz ligin sonundaki gibi aciz, sonundaki bir takım gibi aciz, teslim olmuş, kabullenmiş bir takım değiliz. Oyun olarak da rakiplerden üstünüz. Mücadele olarak da her şey var. Yapıyoruz. Ama bir türlü sonuç alamıyoruz. Artık diyorum ki Allah Teala bize bir şeylerin cezasını çektiriyor. Yani birilerinin bu işte bir çekmesi gereken ceza var. Birilerinin bir sonuç çıkarması gerekiyor. Yani ah mı aldık diyorum, kulüp mü ah aldı, biz mi ah aldık? Yani bunu ben başka izah edecek bir noktaya gelemedim. Artık işim ben farklı boyutunda. Hani bugün sahada bir kişi bana dese ki Boluspor takımı rakipten kötü oynadı, o adam futbolu bilmiyordur demektir. Biz her noktasında gayretli bir takım, mücadele eden bir takım, iyi oynayan bir takım, pozisyona giren bir takım. Ama biz atamıyoruz. Rakip bir pozisyon buluyor, atıyor. Haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Artık Allah sonumuzu ayırsın. Allah yardımcı olsun. Başka söz hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Hocam futbolda şansın da yanınızda olması gerekiyor. Değil mi? Bizde şansımız yanımızda değil. İşte şansın yanında olması için yani bazı şeyleri doğruları yapmış olman lazım. Geçmişte, şimdi. Belki birileri dedi ki burayla ilgili bir başka şeylerden şikayetçi. Hocam inşallah. Allah da bunun hesabını veriyor, soruyor. İnşallah 12 maçın bir daha. İnşallah. Hayırlısı olsun. Daha... Hayırlısı olsun.